Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere bahçelerimizde, saksılarda, hobi amaçlı ay çekirdeği nasıl yetiştirilir onu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bir çerezden kavrulmamış ay çekirdekleri temin edebilirsiniz. Kavrulmuş olanlar kesinlikle çimlenmez, bunu unutmayalım. Kavrulmamış ay çekirdeği temin ediyoruz ve bu ay çekirdeklerini bir gün suda bekletiyoruz. Bir gün suda beklettikten sonra toprakla buluşturuyoruz arkadaşlar. Yalnız benim suda bekletme sürem bir günü aştı. Ve bugün ikinci gün hemen yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hemen uç noktasından çimlenmelere başladı. Yani öncül kökünü oluşturdu arkadaşlar. Bu 48 saatlik süre içerisinde. Dediğim gibi bir gün suda bekletmek çok güzel sonuç veriyor. Ama istemeden elde olmayan sebeplerden dolayı bu süre 48 saate çıktı. Ve şimdiden köklenmeler başladı. Bu bir sorun değil arkadaşlar. Şimdi bu kökleri toprağa gelecek şekilde toprakla buluşturacağız ve işlemi devam ettireceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden bu tohumları toprakla buluşturacağız. Yalnız toprakla buluşturmadan önce geçen gün paylaştığım bir videom vardı. Yanmış çiftlik gübresi nasıl oluşturulur şeklinde. O yanmış çiftlik gübresiyle hazırladığım bir karışım var. Bahçemde uygun yerlere küçük çukurlar açacağım. Bu çukurları bu hazırladığım karışımla dolduracağım ve o karışımın tam merkezine de bu tohumlarımı ekeceğim. İnşallah güzel bir çimlenme ve güzel bir gelişme gerçekleşecek. Şimdi bahçedeki uygun alana geçelim ve bu tohumları toprakla buluşturalım. Bahçemde hizalı olarak bu duvarın kenarına ay çekirdeklerini ekeceğim. İnşallah güzel sonuç alırız. Bu hazırladığımız çukurun içerisine özel karışım toprağımızı dolduruyoruz. Toprak seviyesine gelinceye kadar ortasına bir çukur açıyoruz arkadaşlar. Ve bu çukurun tam merkezine az önce kök oluşturmuş çekirdeği yerleştiriyoruz. Çekirdeğin yere paralel gelmesine dikkat edelim. Gördüğünüz gibi kök aşağı doğru kıvrılmaya başlamış. Bu aşağı doğru kıvrılmayı takip edeceğiz. Ve şu şekilde toprakla buluşturacağız. Ve üzerini aynı karışım toprakla da kapatacağız arkadaşlar. İşlem bu kadar. Alttan çıkan toprağa da şu şekilde bir sulama havuzu yapacağız. Ve bitkimiz su istediğinde kolaylıkla sulayabileceğiz. Toprağımız nemli ama yine de tohumun nemini kaybetmemesi için can suyuyla suluyoruz arkadaşlar. Ve bu işlemi bu sırada birkaç tane noktaya daha aynısını uyguluyoruz ve gerisini zamana bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, duvarı bu hizayla sonuna kadar ayçiçeği tohumuyla donattık. İnşallah bundan sonrasını zamana bırakacağız ve çimlenmeleri bekleyeceğiz. Arkadaşlar bugün 27 Nisan Çarşamba, ay çekirdeği tohumlarımızı yani ay çekirdeklerini toprakla buluşturmanın üzerinden tam 13 gün geçti. Şimdi bahçemize o ay çekirdeği tohumlarını toprakla buluşturduğumuz alana geçelim ve çimlenmeleri yakından görelim. Evet arkadaşlar, ay çekirdeği tohumlarını ektiğimiz alana geldik. Gördüğünüz gibi her ocakta çimlenmeler mevcut. Ve öncül çenekler görevini tamamladı. Artık ikincil ve üçüncül yapraklar oluşmaya başladı. Tam bu merkez noktadan güzel bir sürgün oluşturup ayçiçeği bitkimiz büyüyecek. Ve inşallah uç noktasında da çok güzel ve gösterişli bir çiçek açacak. Gördüğünüz gibi ay çekirdeği tohumlarımız çok güzel çimlenme sonucu verdi. Buradaki ocakta iki tohum birden çimlenmiş arkadaşlar. Bu iki fidanın durumunu yakından takip edeceğim. Güzel gelişeni ve gösterişli bir duruş sergileyeni bırakacağım. Diğerini kökleyeceğim arkadaşlar. Ocaklarda birer tane fide kalmasına dikkat edeceğiz. Böylece o fide de güzel gelişmiş olacak. Şimdi bu ocaktaki fidelerden bir tanesine kıyamamazlık yaparsak
Her ikisinin de gelişimi zayıflayacak. Bu sebeple bu ocaktaki vide sayısını teke indireceğiz. Ve devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki ocakta da 2 çimlenme var. Buradaki ocakta 3 çimlenme var. Ama bu 3 fidenin sadece bir tanesinin büyümesine izin vereceğiz. Ay çekirdeği tohumlarımızın çimlenmesi ve gelişmesi şimdilik bu aşamada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ay çekirdeği tohumlarımızın çimlenme oranları gayet güzel. Bazı ocaklardan ikişer üçer tane çimlenme meydana gelmiş. Bu çimlenen tohumları yakından takip edeceğiz. Ve bir süre sonra en güzel gelişimi sergileyen, en dik duruşlu olan, en gösterişli olanı bırakacağım. Diğerlerini kökten çekeceğim arkadaşlar. Böylece şu ana kadar iyi gelişmiş olan o fidelerin daha da iyi gelişmesini sağlayacağız. Diğerlerini köklemesek olur mu? Olur, ama daha zayıf ve gösterişsiz gövdeler elde ederiz arkadaşlar. Bu sebeple tohumları diktiğimiz ocaklarda birer tane ay çekirdeği bitkisi bırakmamız çok daha iyi sonuç verecektir arkadaşlar. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.